Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Florimetin Oktay tesislerindeyiz. Yine çok özel bir röportajı gerçekleştireceğiz. Bugünkü konuğumuz Galatasaray'ımızın kaptanlarından, yıldız oyuncusu, camiamızın Harry Potter'ı Kerem Aktürkoğlu. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim. Takım iyi olunca tabii herkesin keyfi, neşesi yerinde ama tabii biraz bu mutluluğu da biraz bastırarak yaşayacağımız bir dönemden geçiyoruz haliyle maalesef. Onun için önce depremle başlamak istiyorum. Ülkemiz adına çok büyük bir felaket yaşandı ama artık yaraları sarmaya başladık. Sen de yanılmıyorsam 99 depreminde daha bebekken ailenle birlikte bir depremi yaşamış, bir depremzede olarak duyduğun an neler hissettin? Gece zaten deprem olduktan sonra biz ailecek kalktık. Annem bizi kaldırdı. Deprem oldu dedi. Hatta bayağı böyle bir telaşlıydı. Biz çok korktuk böyle. Birine bir şey oldu zannettik. Sonra deprem olduğunu söyledi. Televizyonları açtık. İnanılmaz şok geçirdik. Gerçekten çok büyük bir şiddetli bir depremdi. Ondan sonra biz gün içinde gün devam ederken Erden abiden ben bir telefon aldım. İşte biliyorsun böyle bir sıkıntılı günler geçiriyoruz dedi. Sen de dedi takımla bir konuşmak istersen dedi bir şeyler yapabiliriz birlikte dedi. Ondan sonra ondan ziyade biz takımla kaptanlarla Fernando Muslera ile ondan sonra Buffett'in Mugumis ile bir konuşma gerçekleştirdik. Takımla birlikte birlik olup bu süreci işte insanlarla iletişim olsun, kendi sosyal medyalarımızdan olsun yapabileceğimiz ne varsa imkanlarımız dahilinde her şeyi yapmak için bir seferberlik ilan ettik gibi bir şey oldu aslında. Ondan sonra ben ailemle ufak bir konuşma yaptığımda ben dedim gitmek istiyorum dedim. Ne düşünüyorsunuz dedim. Direkt annemle babam gerçekten onlar 99 depremini yaşayan birileri olarak bana dediler ki kesinlikle gitmelisin oğlum dediler. Çünkü tabii ki ben orada enkazdan birilerini kaldırabilecek bir profesyonelliğe, bir güce sahip değilim, bilgiye sahip değilim ama oradaki birkaç insanla iletişime geçip onların acılarına ortak olabiliyorsam, onları birazcık da olsa akıllarından veya zihinlerinden o depremdeki yaşadıkları travmayı uzaklaştırabiliyorsam ne mutlu bana, ne mutlu bize, ne mutlu aileme. O düşünceyle ben oraya gittim. Erden abi de sağ olsun bana yardımcı oldu orada, beni karşıladı, beraber ziyaretlerde bulunduk. Benim gibi gelmek isteyen bir sürü arkadaşım vardı ama o süreç çok böyle sağlıklı değildi. Onlar da gelmek istedi ama çok böyle imkanlar kısıtlıydı o dönemde. Yani gerçekten çok zor bir süreç. Tabii ki şu an yaraları sarıyoruz. Yani Türkiye millet olarak gerçekten çok güçleniyoruz böyle bir olağanüstü durumlarda, olağanüstü hallerde. Bu durumları, bu sıkıntılı süreçleri gerçekten çabuk atlatabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah Rabbim bir daha böyle günler hiçbirimize, hiçbir aileye, hiçbir insanımıza yaşatmasın, kayıplar yaşatmasın. Allah ailelerini kaybedenlere rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar versin. Yaralılara da şifalar versin diyelim. Ne diyelim? Aynen öyle. Peki gittiğinde orada seni gördüklerinde, çünkü acıları da var ama bir tanıdık yüz gördüklerinde ne hissettiler? Ya şöyle bir şey Deniz abi, gerçekten yüzlerindeki o ufak bir gülümseme beni gerçekten çok mutlu etti. İyi ki gelmişim dedettirdi bana. Tabii ki o an o kadar çok büyük bir kaos, o kadar büyük bir telaş içinde ki herkes. Hani duygular gerçekten karma karışık. Ben de oraya gittim mesela, insanlarla sohbet ederken, onların acılarını dinlerken ağlamaktan onlara bir şey söyleyemiyorsun gerçekten. Ne söylesen orada kelimeler yetersiz kalacak. Onun farkındasın. Sadece oraya gittim. Başınız sağ olsun diyorum ailelerini kaybedenler oluyorsa. Veya enkaz altından ailesini kurtarmak isteyenler, o bekleyişte olanlar varsa onlarla birlikte onlara güç verebilmek için işte sabırlı olman gerekiyor. Yani aslında çok basit ama ufacık da olsa bir şeyler söylüyorsun. Ne kadar kıymetli onun için bilmiyorum ama ama gözündeki o ufak bir tebessümü gördüğün zaman mutlu oluyor biliyorsun. Çünkü gerçekten ben Galatasaray veya kendim açısından söylemiyorum. Futbol bizim ülkemizde çok büyük bir
nasıl söyleyebilirim bunu? İnsanları aslında birleştirici bir evet. ortam, birleştirici bir topluluk, birleştirici bir unsur diye düşünüyorum. O yüzden liglerin ara verilmesi tabii ki verilmesi gerekiyordu ama bu aranın kısa tutulması gerekiyordu ki bu yaraları daha da çabuk sarabilmemiz için. Ki öyle de oldu. İnsanlar görüyoruz televizyonlarda veya sosyal medyalardan karşımıza çıkıyor. Çadırlarından deprem bölgelerindeki insanlar bile maçları izlerken fotoğraflarını, o duygularını paylaşabiliyorlar. Bu bile bizleri mutlu ediyor. Çünkü onların o akıllarındaki, zihinlerindeki o travmayı bir nevi olsa geçirebiliyorsak bizler için çok büyük bir mutluluk verici bir olay. Çünkü biz sadece futbol oynuyoruz, sahaya çıkıyoruz, kendi performansımızı sergilemek istiyoruz, amacımızı gerçekleştirebilmek istiyoruz. Ama futboldan daha değerli veya şampiyonluklardan, çok daha gollerden, asistlerden çok daha değerli şeyler var. İnsan hayatı yani bu bence ön plana koyulması gereken bir şey. Herkes bence anlamıştır. Çok büyük bir kavgalar, çok büyük bir kaoslar oluyor futbolcular arasında, kulüpler arasında. Ama gerçek hayata, realiteye baktığın zaman neye bakıyorsun? İşte insan hayatı bu kadar kısa sürebiliyor. Akşam yatıyorsun. Trabzonspor maçın sabahında yaşandı. Biz tekrar. İnanılmaz bir galibiyet aldık. Hı-hı. Çok zor bir şartlarda. Taraftar olarak çok mutluyduk sabaha. Hı-hı. Çok acı bir şekilde uyandık. Ne galibiyet akıllarda Hı-hı. kaldı, ne bizim mutluluğumuz akıllarda kaldı. Yani Christian Atsu, bizim Sam Adekugbe'nin çok yakın arkadaşı. Hı-hı. Yani onlar da müthiş bir sevinçle evet. galibiyeti kutladılar. Ondan sonra ertesi gün arkadaşını kaybetti. Yani bunlar aslında unutulmaması gereken şeyler. Belki 10 sene, 15 sene sonra belki ülkemiz bir daha böyle bir şeyler görmeyecek. Belki çok ileriki zamanlarda görecek ama bu yaşadıklarımızı gerçekten unutmamamız lazım. Yani nasıl söyleyebilirim daha böyle kırıcı olmadan. İnsanlarımızın, toplumumuzun, milletimizin daha böyle naif olması lazım hı hı. gerçekten. Yani futbol tamam, tabii ki herkesin tuttuğu takım, şampiyon olmasını istediği, gol kralı olmasını istediği, gol atmasını istediği futbolcular var ama ya futbol sadece veya hayat sadece futboldan ibaret evet, değil yani. Doğru. Bunlar çok önemli şeyler. Şunu ekleyeceğim ben. Biz biliyorsun takım otobüsü Hatay'a gitti. Oradan depremzede getirmek için. Yolda giderken İzmit'ten çıkan tırların arkasında sizi en iyi biz anlarız pankartları evet. da vardı. Ona istinaden söyleyeyim. Orada sen az önce söyledin. Bir geçmiş olsun demek bile o yüzlerindeki gülümsemeyi görmek güzeldi. Sen de o Hatay'da biliyorsun telefonla depremzedelerle konuştun. O kadar mutlu oldular ki işte bazen belki bir yerden birini çıkartamazsın ama uzaktan bile el uzatmak onlar kesinlikle. İçin hayatı tutmak anlamında önemli. Kesinlikle abi çok güzel söyledin. Gerçekten yapabileceklerimiz kısıtlı ama ufak bile olsa yaptığımız bir şey, bir eylem insanların hayatına dokunabiliyor, hayatını değiştirebiliyor, hayatındaki mutsuzluğu birden sevince çevirebiliyor. O yüzden gerçekten bizler için, futbolcular için bu işler biraz daha veya ünlüler için genellikle ünlüler için televizyon programında olan ünlüler için de aynı şey geçerli. Bir hayranını sevindirebilmek çok kolay gerçekten. Ya biz bu süreçte elimizden geldiği kadar bunlarla ilgilenmeye çalıştık. Mutlu edebildiğimiz insan oldu, mutlu edemediğimiz insan oldu. Tabii ki travmaları daha büyük olanlar, daha acı olanlar vardı. İşte dediğim gibi inşallah bir daha Rabbim bize böyle bir acılar yaşatmasın. Böyle günler göstermesin diyelim. Yapabilecek bir şey yok elimizden başka gelmez. Tabii yaraları sararken sen de senin için çok değerli bir Başakşehir maçında 3 gol atmıştın. O maçın topunu müzayedeye verdin ve o da satıldı. Sen de bir şekilde manevi desteğin yanında maddi destek de verdin. Kulübümüz de aynı şekilde ilk günden beri müthiş bir efor sarf ediyor bunun için. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Hem kulüple ilgili hem kendi şahsınla ilgili. Ya şöyle bir şey, biz böyle bir istek aslında Okan Hoca'dan geldi. Okan Hoca bir şey başlattı. Kendi için değerli olan iki formasını müzayedeye bağışladı. Sonra biz de kendimiz için değerli olan ne varsa düşündük. Benim şahsen evimde iki tane hat-trick yaptığım top vardı. Bir tanesi Göztepe maçında. Onunla aslında bu Başakşehir maçında verdiğim top çok daha değerli anlam açısından. Ama Göztepe maçındaki hat-trick hem ilk olduğu için benim bende kalması gerektiğini düşündüğüm için Başakşehir maçındaki
Topumu müzayedeye hediye ettim, bağışladım. Allah razı olsun, satın alan kişi de bir emek verdi. O şeyi bağışladı, aldı. Yapabileceklerimiz dediğim gibi bunlar. Bunları yapabiliyorsak ne mutlu bize. Birazcık da olsa katkı sağlayabiliyorsak hepimiz için çok büyük bir mutluluk olur bunlar. O zaman biraz futbola doğru artık geçiş yapalım. Çok değişik bir sezon yaşanıyor. Lige başladık. Sonra kış mevsimi içinde bir Dünya Kupası arası. Sonra tekrar başladık. Sonra maalesef deprem felaketi. Yine bir ara. Nasıl etkiledi bu süreç? Yani hem Dünya Kupası arasını söylüyorum, hem işte deprem nedeniyle verilen ara. Hiç alışık olmadığımız bir sezon yaşıyoruz. Ne söylemek istersin? Dünya Kupası arası bizim için gerçekten verimli geçmişti. Dönüş olarak çok büyük bir seri yakaladık. Bu anlamda Dünya Kupası arası bize olumlu yönde etki etti. Ondan sonra deprem biraz aslında genel olarak bizim ülkemize çok büyük bir etki sağladığı için takımları da, futbolcuları da, hocaları da herkesi etkiledi ister istemez. Yani çok zor bir sezon gerçekten. Hem aralar çok fazla, hem yaşadığımız olaylar çok ağır. O yönden sadece sahaya, futbola odaklanmak biraz zor olabiliyor. Ama tabii ki biz profesyonel futbolcularız. Bu konuda odaklanmaktan başka çaremiz yok. O yüzden bu süreci, bu travma dediğimiz süreci, bu felaketleri bir an önce kafamızdan atıp odaklanmamız gereken bir işimiz, bir amacımız var. Zor da olsa bir şekilde adapte oluyoruz. Olmak zorundayız. Şimdi takımda seninle birlikte tabii yani dünyanın da tanıdığı önemli yıldızlar var. Onlardan biri de Icardi. Icardi ile müthiş bir uyum içerisindesiniz. Fener maçında ve Başakşehir maçında ya birbirinize böyle paslarla attırdığınız goller, senin attığın gol. Icardi için ne söylemek istersin? Onunla oynamak nasıl bir duygu? Ya şöyle bir duygu. Ben saha içinde Icardi ile oynadığım zaman çok rahat ediyorum. Bu tabii ki Gomis'e veya diğer forvetlerimize haksızlık yapmak açısından söylemiyorum. Hepsiyle çok iyi anlaşıyorum. Ama Icardi ile oyun tarzımız biraz birbirine benziyor. Ben top aldığım zaman savunma arkasına koşuyor. Ben aldığım zaman bana geliyor. Veya o aldığı zaman ben koşuyorum. Hani birbirimizin ne yapacağını şu süreçte çok çok iyi anladık. Birbirimizle uyumumuz, kimyamız çok fazla oluştu. Yani o biraz benim asistlerimi yiyor ama olsun. Aramızda yine çok güzel bir uyum var. İnşallah bundan sonraki süreçlerde çok daha fazla olacak bu uyum. Ya aslında Icardi olarak değil sadece. Takımımız o kadar dengeli ve o kadar iyi bir kadroya sahibiz ki giren, çıkan, oynayan, oynamayan herkese, sahaya sonradan giren veya 5 maç, 10 maç oynamayan biri birden ilk 11'e dahil oluyor ve o da hiç adaptasyon sorunu yaşamadan tekrardan o süreci atlatabiliyor ve çok iyi performans sergileyebiliyor. Yani bu takım uyumu, takım kimyası, ben her röportajda söylüyorum. Bizim takımdaşlığımız aslında anahtar kelimemiz. Çok güzel bir takımdaşlığımız, çok güzel bir takım ortamımız var, arkadaşlık ortamımız var ve bu da bizi saha içinde çok rahatlatıyor. Herkes birbiri için savaşıyor, birbiri için mücadele ediyor. Yani bu da dediğim gibi şampiyonluk için en büyük noktalardan bir tanesi bence. Tabii bu sorularım bir ayrım yapmak ya da birini ön plana çıkarmak için değil ama dışarıdan baktığım bir göz ve 24 saat birlikte olduğumuz için bazen bazı detaylar dikkatimi çekiyor. Onlardan biri de az önce söyledim, Gomis. Gomis'e şöyle bir detay benim dikkatimi çekiyor. Antrenmanlarda seninle çok iyi anlaşıyor. Sen onunla çok iyi anlaşıyorsun. Maçlarda gol attığında inanılmaz bir sevgi gösteriyor sana. Yani aranı hani bazı insanların, bazı oyuncularla böyle bir abi kardeş ilişkisi de vardır. Bu diğer oyuncuları da kapsar tabii ki ama bazıları biraz daha yakındır. Gomis de onlardan biri gibi görüyorum ben. Benim takımdaki yabancı Türkleri ayrı yere koyuyorum. Yabancılarla hepsiyle çok iyi anlaşıyorum. Hepsiyle arkadaş gibiyim. Ama Gomis'le abi kardeş gibiyiz biz. İki senedir birlikte oynuyoruz. Gomis gerçekten bana bir abilik yapıyor her süreçte. Saha içinde, saha dışında sürekli benimle iletişim halinde, sürekli benden beklentilerini söylüyor, neler yapmam gerektiğini söylüyor, gelecek ile ilgili planlarımda şunların olması gerektiğini yani söylüyor. Gomis gerçekten çok büyük bir profesyonel, çok büyük bir efsane benim için ve çok büyük bir karakter, çok büyük bir futbolcu. Yani Gomis'le oynarken de çok rahat ediyorum. Çünkü Gomis çok kaliteli bir futbolcu, kaliteli bir ayak. Her zaman
ne yapması gerektiğini biliyor. Bunun dışında saha dışında da her zaman bizlere, gençlere, Türk futbolculara çok iyi davranıyor, çok sıcak davranıyor. Bunun sonucunda da biz de ona çok fazla saygı duyuyoruz. Çünkü kariyer anlamında çok üst düzey şeyler başarmış bir futbolcu ama egosuz. Bizlerle çocuk gibi eğlenebiliyor. Abi kardeş gibi iletişim halinde olabiliyoruz. Yani bunlar çok önemli şeyler. Yani Gomis belki şu süreçte forma şansını daha az bulabiliyor ama bundan dolayı küsüp veya tavır yapabilecek bir insan bile değil. Evet. Tam tersi takımı birleştiriyor, soyunma odasında en fazla o konuşuyor. Bizi daha fazla motive etme konusunda kendini çabalıyor. Bunun üzerinde gidiyor. Ya gerçekten çok büyük bir etkisi var takım üzerinde. Çok değerli bir insan. Muslera Gomis Kerem, Galatasaray'ın 3 kaptanı. Sen de artık Galatasaray'ın genç sayılabilecek yaşta kaptanlarından birisin. Bu ne hissettiriyor sana? Bu çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur gerçekten. İlk bununla ilgili hocamızla, Erden abiyle konuştuğumuzda o güne uyuyamamıştım gerçekten. Çünkü Galatasaray'a ilk geldiğim zaman benim çok büyük bir hayallerim vardı. Şampiyonluk yaşayabilmek, bu forma altında şampiyonluklar yaşamak, efsaneler arasına girmek, kaptanlık rütbesine ulaşabilmek gerçekten benim için çok büyük bir hayaller arasındaydı. Ben hayallerimi tek tek gerçekleştirmeye devam ediyorum. Benim hayallerim hiçbir zaman bitmiyor. Her seferinde daha fazla üzerine bir şeyler daha ekliyorum. Bir not daha alıyorum. Biri bir şeyler daha ekliyorum. Kaptanlık da benim hayallerim arasındaydı. Bunu gerçekleştirdim. Tabii ki önümde çok büyük bir efsaneler var. Onların ardından geliyorum. Ama onlardan sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İletişim konusunda takım arkadaşlarımla neler yapabilirim, nasıl ilerleyebilirim diye. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Bakalım inşallah her şey çok daha güzel olur. İnşallah. Tabii geçen sene çok istemediğimiz bir şekilde ligi tamamladık. Sen de bir performans ortaya koydun ve çok da takdir edildin. Bu sene de yine çok farklı bir Kerem var. Geçen seneyle bu sene arasında çok büyük bir fark görüyor musun? Şunun için soruyorum. Dışarıdan şöyle bakıldığında tabii zaman ilerledikçe futbol zekasının gelişmesi, ondan sonra işte başka daha algılarının açılması gibi gözüküyor. Sen geçen seneyle bu sene arasındaki Kerem farkı ya da benzerlikler için ne söylersin? Şöyle bir şey, geçen sene biraz daha bireysel anlamda bir işler başarmak zorundaydım saha içinde. Daha fazla inisiyatif alıp daha fazla bir şeyler yapıp sonuç almamız gerekiyordu. Bu anlamda biraz sıkıntılar çekiyorduk geçen sene. Aslında geçen sene de kötü diyebileceğimiz bir kadromuz yoktu. Şu anki kadromuz çok daha dünya yıldızlarıyla, çok daha kaliteli ayaklarla mevcut ama geçen sene de kötü bir kadroya sahip değildik. Sadece biraz uyum sıkıntısı çekiyorduk ligde. Avrupa'da tam tersi gayet güzel gidiyorduk. Geçen sene dediğim gibi daha fazla bireysellik üzerinde ilerlemek zorundaydım. Şöyle takım için gol atmam veya asist yapmam, skor üretmem gerekiyordu. Ya bu sene biraz daha takım arkadaşlarımla iletişim halinde olmak, kontak halinde olmak, uyumlu olabilmek üzerinde çalışıyorum. Ya ben dediğim gibi Deniz abi sürekli kendimi geliştirmek üzerine ilerleyen bir insan olarak hatalarımın da üzerine gidiyorum. İyi yaptığım şeylerin de üzerine gidiyorum. İyi yaptığım şey benim için yeterli deyip onu köşeye bırakmıyorum. Sürekli kendimi geliştirmek üzerine devam ediyorum. Tabii ki bir işleri başardıktan sonra sürekli daha fazlası isteniyor. Daha fazla bir beklenti içerisinde olabiliyor insanlar. Ben de bu beklentileri, bu isteklerin farkındayım. Bunları karşılayabilmek için çok fazla çalışıyorum. Ama ben saha içinde 10 tane hata yapıyorsam atıyorum, geri plana asla çekmem kendimi. 11.yi, 12.yi, 13.yi hatta 20.yi bile sahada deneyebilen bir oyun stiline sahibim. Yani o yüzden ben hata yapmaktan hiçbir zaman korkmuyorum. Beni belki de diğer futbolculardan farklı kılan budur. Yani kendimi böyle tanımlayabilirim. Ben hiçbir zaman kendimi geri plana çekmekten veya hata yapmaktan korkmam. Bir ortamda sıkıntı veya bir problem varsa saha içinde bunu çözmek için inisiyatif alırım. Tabii ki bazen inisiyatif aldığın zaman kayıplar, hatalar olabiliyor. Ama ben bunlardan dolayı asla kendimi geri plana çekip veya inisiyatif almaktan çekinmiyorum. Belki de
bu sezonki süreçte, bu sezonki farklılıkta takımda çok daha fazla usta ayaklar olduğu hı hı. için onların da bazı sorunları çözebilme yeteneği çok fazla olduğu için benim üzerime sadece kalmıyor bazı şeyler. Hep birlikte bu sorunları çözebiliyoruz. Daha kolektif bir, kolektif bir futbol oynuyoruz ve bu da sonuca etki ediyor ister istemez. Ve böyle bir süreç ilerliyor hepimiz için. Tabii Yıldız oyuncu dedim. Ben Zaniolo'yu da sormak istiyorum. Yeni geldi ama o da kısa sürede uyum sağladı. Sizde diyaloğu nasıl? O da rekabette neler kattı, neler katacak? Zaniolo çok büyük bir transfer gerçekten. Emeği geçenlere teşekkür ederim buradan sizler için. Yani bizim için çok büyük bir fırsat. Gerçekten bir şu an hepimiz için bir rekabet ortamı oluştu ve bu da şampiyonluk için çok önemli, çok değerli bir şey. Herkes kendini sınırlarını zorlamak zorunda. Daha da ilerisine, daha da fazlasını yapmak zorunda. Zaniolo çok güzel bir kardeşimiz. Çünkü çok pozitif bir insan. Sürekli o da böyle konuşkan insanlarla, hepimizle böyle şakalaşmayı seviyor. Yani şu anki ortamda böyle biraz böyle sessiz, sakin veya böyle çekingen bir insan olma olasılığı zaten yok. Öyle bir ortamdayız ki herkes birbirine şaka yapıyor, birbiriyle şakalaşıyor, mutlu oluyor, sevincine ortak oluyor, dışarıda birlikte geziyor, eğleniyor. Yani gerçekten çok güzel bir takımlaştık var. Sonradan gelenler bile bu uyum sürecini çok çabuk atlatabiliyor. Bence bize çok büyük bir katkısı olacak. Şampiyonluk geleceğine inandığımız için bu da şampiyonlukta çok büyük bir pay sahibi olacaktır. O mutluluğu ben Beşiktaş'ta çok net görüyorum. Özellikle senin de bulunduğun evet. Beşiktaş'taki coşku. Bizim Beşiktaş'ı çok ateşli geçiyor gerçekten. Bizim Fransız arkadaşlarımızla birlikte Buffett Timgomuz önderliğinde çok güzel bir Beşiktaş'ımız var gerçekten. Az önce dedin ki hayallerin üzerine hep bir şeyler ekliyorum. Mesela nedir Kerem'in büyük hayalleri? Şimdi Galatasaray bir dünya kulübü evet ama... Galatasaray şöyle bir şey söyleyeyim. En yakın hayalim Galatasaray'a şampiyonluk yaşayabilmek. Tamam. Şampiyonluk kupasını kaldırabilmek. Ondan sonra tabii ki hayaller hiçbir zaman bitmez. Ama Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum. Avrupa arenalarında, Avrupa'nın en büyük kulüplerinde. Hayaller hiçbir zaman bitmez dediğin gibi abi. Belki de son ileriki son 10 yılda kendini nerede görüyorsun dediğin zaman ben kendimi hayallerim üzerinden değerlendiriyorum. Avrupa'nın 5 kulübünde kendimi görüyorum. Oralarda oynamak istiyorum. Tabii ki nasip olabilir mi, olur mu bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz. İnşallah. Tabii sen hep röportajlarında bu süreçte, bu futbolculuk hayatında babanın çok önemli desteğini gördün. O şimdi neler hissediyor? Babamın benle veya şöyle söyleyeyim, ailemin benle gurur duyduğunu her an hissediyorum. Onların desteğini hissetmediğim hiçbir an yok neredeyse. Maçlarıma geliyorlar, maçlarım haricinde deplasmanlarımdan sonra sürekli bana desteklerini söylüyorlar. Babam benim gerçekten sadece babam değil, hayat arkadaşım. Sürekli benim geldiğim noktadan ilk U15'ten beri belki, U12'den beri bile sürekli birlikte seyahat ettik, birlikte maçlara gittik. Benim arkadaşım, yani her şeyim. O yüzden babam, en çok babam için belki de hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü bana o 16 yaşında ilk profesyonel imza attığımda sen Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynayacaksın dediğini hatırlıyorum. Ve şu anda ben bazen o hayallerimden uzaklaştığım zaman bile hiçbir zaman onun hayallerimden uzaklaşmadığını görebiliyorum gözlerinde. Sen böyle düşünüyor olabilirsin ama benim düşüncem hiçbir zaman değişmedi demiştir bana eskiden. Hayallerimi gerçekleştirebilmek için öncelikle babam, tabii ki de sonra ailem için çok fazla istiyorum gerçekten. Biraz böyle sonuna geliyorum artık yavaş yavaş. Biraz softlaştırmak istiyorum. Bir günü nasıl geçiyor Kerem'in? Antrenmanları ve maçları böyle dışarıda tutarsak. Ben çok evcimen bir insanım gerçekten. Antrenmanlardan sonra genellikle dinlenmemi evimde yapıyorum. Evde vakit geçirmeyi seviyorum. Onun haricinde sosyal aktivite olarak dışarıda arkadaşlarımla yemek yemeyi, en fazla yemek yemek için dışarı çıkarım. Onun haricinde pek dışarı çıkan biri değilim. Evde vaktimi geçiriyorum, film izliyorum, kitap okuyorum. Bu konuda kendi üzerimden bazen bilgisayar oyunları oynuyorum. Ama daha çoğunlukla evde vakit geçiriyorum diyebilirim.
Ben Yunus Akgün desem bana ne dersin? Yunus'un benim tabirimle çok güzel bir arkadaşımız var. Ben ona çok güzel hitap ediyorum ama burada söylemek istemiyorum şimdi. Ama Yunus benim kardeşim, canım. Gerçekten takımda en iyi anlaştığım insandır. Çok iyi bir uyumumuz var. Sağ içinde, sağ dışında. Yunus'u çok seviyorum. Yunus'un da çok büyük şeyler başaracağını, hem Galatasaray için hem de Türk futbolu için iyi şeyler başaracağına inanıyorum. Yani şurada şunu söylemek gerçekten istiyorum. Hani ben bunu sürekli söylüyorum, belki de biraz insanlar için sıkıcı, belki de rahatsız edici olabilir. Ama bizim gerçekten çok değerli, çok kıymetli futbolculara sahip bir milletiz. Hem Galatasaray olarak hem Türk futbolu olarak. Yani şu noktada takım fark etmeksizin biraz eleştiri dozlarını minimuma indirirsek daha fazla hem takımlar bazında hem de milli takım bazında futbolculardan verimi çok büyük şekilde alacağımıza inanıyorum. Çünkü benim psikoloji olarak ben kendimi çok güçlü tutabiliyorum bazı noktalarda. Eleştirileri kaldırabilip kaldıramama noktasında. Ama yapısal olarak insanların çok daha farklı noktaları, farklı kırılganlıkları olabiliyor. Bu noktalarda bizim tabii ki duygularıyla hareket eden bir millet olduğumuz için bazı olumsuzluklarda, bazı kötü şeylerde tepkiler verebiliyoruz. Bu tepkiler bazen aşırıya kaçıyor, bazen yerinde veya dozunda olabiliyor. Ama genel anlamda aslında şu doz, şu tepki olayını, eleştiri olayını biraz daha minimuma indirirsek hepimiz kazanacağız aslında. Çünkü ben şöyle bir şey iddia ediyorum. Bir maç kaybedildiği zaman sahada oynayan bizler veya futbolcular veya antrenörlerden daha fazla kimse üzülemez bence. Tabii ki taraftar olarak herkes çok fazla üzülüyor. Hayatını adamış insanlar, hayatını adamış taraftarlar da vardır. Ama biz sahaya çıktığımız zaman %100'ümüzü vermek için veya o formaya layık olabilmek için her şeyimizi veriyoruz sahada. En ufak bir hatada veya en ufak bir kötü şeyde en fazla üzülen gerçekten bizler oluyoruz. Ama tabii ki bizler o duyguları sahada yansıtamayız. Yansıtmamamız gerekiyor mutlaka, profesyonellik olarak. Bu süreçte benim nacizane genel olarak taraftarımıza söyleyebileceğim şey, bize desteklerini genel olarak takımımıza, gençlerimize, bundan sonra bizim gerçekten çok büyük bir jenerasyonumuz var. Genç jenerasyonumuz. Bunlar inanılmaz bir futbol belki de dönemi yaşatacaktır Galatasaray camiasına, belki de milli takıma. Bundan sonra gelebilecek gençler için de ben bunu söylemek istiyorum. Biraz daha destek amaçlı, biraz daha hataları daha örtmek amaçlı, eleştiri dozlarımızı biraz daha minimuma, yapıcı eleştiriye yöneltirsek çok daha başarı elde edeceğimize, çok daha verimli bir futbol ortamı oluşacağına inanıyorum. Umarım bundan sonra inşallah çok daha büyük başarılar elde edecek genç futbolcularımız, genç kardeşlerimiz gelir ve Galatasaray camiasını, bizleri, taraftarımızı, herkesi gururlandırır. İki sorum var. Bir tanesi milli takımla ilgili. Sen de artık değişmez isimlerinden birisin. Katar'da olmayı çok isterdik. Olmadı. Onunla ilgili söylersin. Şimdi önümüzde de bir Avrupa şampiyonası var, futbol şampiyonası. Ona dair düşüncelerin neler? Ya dediğiniz gibi gerçekten o Katar'da olmak, aslında olsaydık bence çok büyük başarılar elde edebilecek bir milli takım kimyasına, milli takım jenerasyonuna sahibiz. Olmadı. Dünya Kupası gerçekten bizim için en son 2002 Dünya Kupası'nda yer aldık. Biraz uzak bir hayal gibi gözükmeye başladı. Ama bence bundan sonraki jenerasyona baktığım zaman, bizler veya bizden sonrası için bakıyorum, genç yaş milli takımlara baktığım zaman, gerçekten büyük başarılar elde edebilecek bir takıma sahibiz. Şimdi önümüzdeki Avrupa Şampiyonası elemelerine katılacağız. Elemelerinde mücadele edeceğiz. Ben Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum. O güce, o takıma, o kimyaya sahibiz. Umarım, inşallah gideriz. Avrupa Şampiyonası'na gitmek de aslında bizim için bir başarı olmaması gerekiyor. Bizim böyle sürekli bu kupalara gidip aslında bir başarılar elde etmemiz gerekiyor. Gruptan çıkabilmek en ufak bir örnek. Bu da bir aslında bir başarı değil bizler için. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir takımız. Kaliteli futbolculara sahibiz. Çeyrek final, yarı final Euro 2008'de yaptık. Neden bir daha olmasın yani? Gerçekten
Çok güzel, çok iyi insanlar, çok iyi futbolculara sahibiz. Ben milli takım için çok umutluyum aslında, milli takımımız için. Başarılar geleceğine inanıyorum. İnşallah o ivmeyi de atlatıp bu başarı skalasını genişleteceğimizi düşünüyorum. Genişletmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah başarılar elde ederiz. Tabii müthiş bir ivme yakaladığımız için Nef Stadyum'da oynadığımız maçlarda artık 45 bin taraftarının altına düşmüyoruz. Hep 45 bin ve üstü oynuyoruz. Son olarak bununla ilgili ne söylemek istersin ve şampiyonluğa giderken taraftara mesajını da bitirelim. Ya belki de 70 bin 80 bin kişilik stadımız olsa 70-80 bin de dolar yani. Öyle bir taraftara sahibiz. Geçen sene bazı maçlarda kötü gittiğimiz zaman bile stadımız doluyordu. Yani gerçekten bizim itici gücümüz taraftarımız. Onlar biz olduğu zaman, arkamızda olduğu zaman, desteklerini sonuna kadar bize hissettirdiği zaman biz de çok farklı oynuyoruz. Ben bir şey söylemesem bile onlar bu süreçte her zaman bizi desteklemeye, taraftarı olarak camiaya, Galatasaray armasına aşık insanlar olarak o stadı dolduracaklardır. İnşallah onlarla birlikte biz de bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Her maç olduğu gibi önümüzdeki maçlarda da bizleri desteklemeye geleceklerdir. İnşallah gelirler. Biz de onlara sezon sonu şampiyonluklarla bu desteğin karşılığını veririz. Kerem, bu keyifli sohbet için ben çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bu hafta Florimetre Oktay tesislerinde yıldız oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu'nu konuk ettik. Biz önümüzdeki süreçte yeni oyuncularımızla da sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.